İş dünyasında başarılı olmanın formülü ne acaba? Bu soruyu merak edenler bizi izlemeli çünkü yanımda bunu başaran birisi var. Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu üyesi Burcu Kösen bizimle birlikte. Hoş bulduk, sağ olun. Kendisi stajyer olarak girdi Dünya Gazetesi'ne ve bugün 20 yıl sonra yönetimin en tepesinde yer almayı başardı. Acaba bunu nasıl yaptı? Merak ediyorsanız gelin bize katılın. Birlikte öğrenelim. Burcu Hanım, eğitiminizden başlayalım mı? Nasıl bir eğitim aldınız? İyi bir eğitim aldınız mı? Yani bu başarının altındaki nedenler neler? Onları biraz çıkaralım, ortaya koyalım. İyi bir eğitim aldım mı? Evet, devlet okullarında okudum. Ama devlet okulları gerçekten şimdiki okullarla kıyaslandığında gerçekten iyi okullardı diyebilirim. Her zaman ders çalışmayı seven başarılı bir öğrenciydim. Ama sosyal tarafım da çok ağır basardı. Sanırım bu iki dengeyi her zaman iyi kurduğumu düşünüyorum. Bu iki dengeyi iyi kurarken ama liseye başlarken sanırım bu dengeler biraz böyle kantarın topuzunu kaçırdım. Sosyal tarafım ağır bastı. Aslında süper liseye gidebilecek bir öğrenciyken başarı puanım nedeniyle en yakın arkadaşımın meslek lisesine gitmesiyle birlikte ben de meslek lisesine ailemin bütün karşı çıkmalarına rağmen yazıldım. Sanırım galiba tam olarak serüven de burada başladı. Belki de bugün burada oturmamın nedeni o gün arkadaşımı bırakmayıp meslek lisesine başlamış olmamdı. Nasıl etkiledi peki? Meslek lisesinde hangi alanda eğitim aldınız ve Dünya Gazetesi ile yollarınız nasıl bir araya geldi? Meslek lisesinde muhasebe alanında eğitim aldım. Aslında ben edebiyat sever bir kişiydim ve Orhan Veli, Atilla İlhan, Cahit Sıtkı Tarancı kitapları hiç başucumdan eksik olmazdı. Şiir okumayı, şiir yazmayı, kitap yazmayı çok seviyordum. Hayalim edebiyat fakültesinde okumak, öğretmen olmaktı ve aynı zamanda romanlar yazmaktı. Fakat muhasebeye başladıktan sonra işte stajyer olarak Dünya Gazetesi'nde bir tanıdığımız vasıtasıyla başladım. Burada işçi olarak çalışıyordu. Stajını orada yapabilirsin dedi ve başladık. Ama başladığımda kesinlikle burada devam etmek gibi bir hayalim yoktu. Aslında burada işte stajımı tamamlayıp daha sonra da hayalim olan Edebiyat Fakültesi'ne geçmek istiyordum. Tam o noktada evet ben hedefimi aslında yerine getirdim. Stajımı tamamladım. Stajımı tamamladıktan sonra üniversite sınavına girdim ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni kazandım. Fakat stajımı tamamladıktan sonra sağ olsunlar müdürlerim beni çok sevdiler ve burada kalmamı istediler. Maliyet muhasebesinde bir boşluk olduğu, orada uzman yardımcısı olarak göreve başlayabileceğimi söylediler. Bu bana çok cazip gelmese de çok ısrarlara dayanamayarak ve buradaki gerçekten sosyal ortamı da çok sevdim. Biz burada aile gibiydik. Yaklaşık olarak bina içinde 350-400 kişi çalışıyorduk ama herkes birbirini ismen ve aile olarak tanıyordu. Bu beni etkiledi ve ben Edebiyat Fakültesi'ne gitmedim. Burada göreve başladım ama çok şanslıydım çünkü müdürüm Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde finans derslerine giriyordu. Bana işletme fakültesine gitmem gerektiğini, burada da kendisinin birebir eğitim vereceğini söyledi. Ve biz hem eğitim, hem öğretim, hem iş hayatına yaklaşık olarak 2000 yılında başlamış olduk stajı bırakarak. 2000'den 2019'lara neredeyse 20 yıldır aynen buradasınız. Öyle. Aynı çatı 98 altında. Yılında staja girdim. O gün bugündür. O gün devam. Bugündür buradayım. Evet. Peki hani birazcık da o kariyer basamaklarını söyleyebilir misiniz? Hani ilk başladığınızda göreviniz neydi? Tabii. Kaç yıl sonra ne oldu? Kaç yıl sonra ne oldu pozisyonunuz? Ben 1998 yılında insan kaynaklarında stajyer olarak girdim. Ama daha o zamanlardan biraz araştırmayı, geliştirmeyi seven bir kişiliğim vardı. Stajyer olarak girdiğimde her şey manuel yapılıyordu. Vizite kağıtları vardı, sağlık raporları vardı. O zamanlar biraz daha böyle prosedürlerin çok olduğu dönemlerdi. Her şey elle yapıldığı zaman da kuyruklar oluşabiliyordu departmanda. Ben Excel'i biraz daha fazla öğrenip bu tip elle yazılan her şeyi Excel'e geçirdim ve birçok yeri Excel'de baştan doldurup sadece kişiler geldiğinde ad soyad, kendi özel bilgilerini giriyorduk. Pratik bir yol. Bununla ilgili yine birçok şeyi aynı şekilde bilgisayara geçirdim ve bunun benden beklenen bir şey değildi. Ben gerçekten bunu isteyerek, severek yaptım. Akşamları mesaiye kalıyordum, stajyer mesaiye kalmazdı. Sonrasında akşamları ben bu şirketin hepsini tanımak istiyorum dedim. Şirketteki aslında yasak olmasına rağmen dosyalardan tek tek resimleri çıkardım. Arkalarına isimlerini, görevlerini yazdım. Eve gittim, bir puzzle gibi onları serdim. 1100 kişiydik o zaman. 1100 kişinin fotoğrafını mı çıkardınız? Evet, fotoğrafını çıkardım. Arkalarına notlarını yazdım. Kim hangi departmanda çalışıyor,
çalışıyor, hangi görevde, kaç yılında başlamış ve bunu yaklaşık olarak 3 gün falan puzzle gibi işte fotoğrafı çeviriyorum, evet buydu falan diye annemi de karşıma alarak tamamını öğrenmiş oldum. Niye yaptınız? Niye? Çünkü şöyle bir durum vardı. Ben insan kaynaklarında stajyerdim. İnsan kaynaklarında çalışan diğer arkadaşlarım her geleni çok iyi tanıyordu. Ve departmanını biliyor, adını biliyor, soyadını biliyor, işe giriş tarihini ezbere yazıyor. Ben biraz işte onlara sormak zorunda kalmak bana iyi gelmiyordu. O zaman ben de bilmeliyim. Bu departmanda çalışıyorsam her şeyini bilmeliyim dedim. Ama deli ve, işi yani. Ama çok da zevkliydi. Ezberim de kuvvetlidir. İsim ve fotoğraf hafızam birleşince çok daha güzel şeyler ortaya çıkıyor. Peki şimdi birazcık hızlı ilerleyelim. Tabii ki. 98'de başladınız. Pozisyon oydu. Sonra kaç yıl sonra hangi pozisyona geldiniz? 2000, madde madde gidelim. 2000 yılında maliyet muhasebesine başladım. Maliyet muhasebesinden sonra yaklaşık olarak bir yıl sonra bütçe planlama departmanına geçtim. Bütçe planlama departmanında bana şirketin bütçesinin aslında şirketin kalbi, beyni, her şeyi olduğu öğretildi müdürüm tarafından. Ve gerçekten bunu yaşayarak öğrendim. Bütçe planlama departmanı ile birlikte tüm şirketi en ince ayrıntısına kadar, tüm damarlarına kadar öğrenmiş oldum. Bütçe departmanında uzman yardımcısı olarak yaklaşık olarak 5 sene çalıştım. Tüm şirketleri çok yakından tanıdım. Sonra uzman oldum bir sene sonra. Sonra müdür yardımcısı oldum. Daha sonra yaklaşık olarak bir 2 yıl sonra finansman bana bağlandı. En son da muhasebeler bana bağlandı. Sonra grup şirketlerin, tüm grup şirketlerin mali işler yöneticisi oldum. Yaklaşık olarak 3 yıl önce de şirketin CFO'su oldum. Yine aynı şekilde 3 yıl önce şirketler grubunda yönetim kurulu üyesi olarak atandım. İcracı bir yönetim kurulu üyesiyiz. Aynı şekilde hem faaliyetlerin içinde bulunuyoruz hem de yönetim kurulu üyeliği vasfını yerine getirmeye çalışıyoruz. Öyle dinlerken sizi başım döndü yani. O kadar hızlı hızlı ilerlemişsiniz ki 1 yıl, 2 yıl, 1 yıl, 2 yıl hep departman departman değişe değişe yukarılara çıka çıka bir yolculuk. Peki bu yolculukta nasıl oldu da bu merdivenleri çıkmayı başarabildiniz? Bunun arkasında ne var? Hani çok çalıştım demeyin sakın bana. Çünkü çok çalıştım ve herkes çok çalışıyor. Ama o çok çalışmayı biraz tarif etmek gerekiyor bence. Onu anlatır mısınız? Nasıl başardınız? Tabii. Ama yine de baştan şunu söyleyeceğim. Çok çalıştım. Evet, çok çalıştım. hiçbir şekilde yani her şeye kabul edebilirim ama çok çalışmadın kelimesini kabul etmem. Evet, gerçekten çok çalıştım. Ben iki çocuk annesiyim. Biri 13 yaşında, hatta bugün doğum günü. Diğeri 7 yaşında. Ben hamilelik dönemlerimde 9. ayıma kadar çalıştım. İzin alarak tabii ki devletten, yetkililerimden raporlar alarak. Sonrasında da yine aynı şekilde hamilelik döneminden sonra hemen iş hayatına atıldım. Dediğim gibi evet, aile olmayı çok seviyorum, çocuklarımı çok seviyorum, eşimi çok seviyorum ama işimi gerçekten çok seviyorum. Sanırım işime gerçekten aşkla bağlıyım. O yüzden çok çalışmanın yanı sıra aşkla bağlı olmak galiba bunu tetikleyen bir faktör oldu. Aynı zamanda her zaman sorumluluk almayı severim. Yani inisiyatif alırım, sorumluluk alırım, risk alırım. Risk, evet, yönetilebilir riskler almayı severim. Stajyerken de risk alırdım. Uzman yardımcısı olduğumda da risk aldım. Bazen bir müdürün alması gerektiği riskleri de ben aldım. İmza atmaktan çekinmedim. Sanırım nasıl aldınız peki? Hem sorumluluk alıyorsunuz, hem inisiyatif alıyorsunuz, hem risk alıyorsunuz. Evet. Hani risk gerçekten risklidir. Hani evet. İnsanlar risk almaktan korkarlar. Korkunun üzerine mi gittiniz siz, yoksa riski almayı nasıl başardınız? İnisiyatif almayı nasıl başardınız? Evet. Sanırım biraz korkusuzum. Onu söyleyebilirim. Bu herhalde doğuştan gelen bir özellik. Yani bu sonradan kazanılmış bir şey değil. Ben eğitim hayatında da aynı şekildeydim. İş hayatında da öyleyim. Aile hayatı içinde de öyleyim. Gerçekten risk alıyorum ama her zaman bu riskin sonucunda nelerle karşılaşabileceğimi ve bunu karşılayabilip karşılayamayacağımı her zaman hesaplarım. Yani riski körü körüne almayı sevmem. Evet, riski alırım ama riski aldıktan sonra en kötü bu olacak ve ben bununla baş edebilir miyim diye düşünürüm. O şekilde risk alırım. Yani önünüze bir olay var, bir karar alıyorsunuz. Siz bu kararın artılarını, eksilerini ortaya çıkarıyorsunuz. Kesinlikle. Nelerle karşılaşabileceğinizi de önünüze koyuyorsunuz. Ve ona hazırlık mı yapıyorsunuz? Kesinlikle. Yani aslında biraz daha da açmak gerekirse pozitif düşünmeyi seven bir insanım. Bazen Pollyanna olduğum söylenir ama aslında her zaman Pollyanna değilim. O olayın kesinlikle artılarını, eksilerini iyi planlamaya çalışıyorum. Ama eksilerin üzerinde odaklanıp kalmam.
her zaman bu eksileri nasıl artıya çevirebiliriz? Artıya çevirmek için neler yapmalıyız? Peki bunları yaparken karşımıza ne gibi zorluklar çıkabilir? Bu zorlukları ekiple birlikte nasıl aşabiliriz? Bunların hepsini ölçer tartarım. Açıkçası bunlar da beni herhalde başarıya getiren nedenlerden birkaçı. Diğeri, ekip çalışması gerçekten benim için çok önemli. Ekibimdeki her kişi birbirinden değerlidir. Ve ekibimdeki her kişinin donanımlı olmasını çok isterim. Ne yazık ki bazı üst yönetici arkadaşlarımız veya üst yönetimdeki arkadaşlarımız ekibinde çok donanımlı insanları barındırmak istemiyorlar. Rakip çünkü görürler. Bunun bir tehlike olduğunu düşünürler, rakip görürler. Ama ben hiç öyle düşünmedim. Ekibimdeki insanlar ne kadar donanımlıysa bana o kadar katkı sağlayacaklardır. Ben eğer o donanımın arkasında kaldığını düşünüyorsam, o zaman kendimi bu yönlerde geliştirmeliyim diye baktım. Eğitim benim için hiç bitmedi. Ben Eskişehir Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi'nden mezunum, İşletme Fakültesinden. Daha sonrasında Kadir Has Üniversitesi'nden Eğitmenlik Danışmanlık Fakültesinden yine diploma aldım. Eğitimlere sürekli gittim. Finansal yeterlilik konusunda, finansal uzmanlık konusunda sertifikalar aldım. 5 günlük eğitimler, 6 aylık eğitimler, 3 aylık eğitimler. Hafta sonlarımı bu eğitimlere verdim. Hafta içi akşam saatlerimi bu eğitimlere verdim. Eğitim hala benim için vazgeçilmez. Şu anda hala gidiyorum. Marmara Üniversitesi mikro MBA'yi bitirdim. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nden yine CFO'lar için liderlik programı vardı. Ona gittim. Aslında bazı konuları çok ezbere bilmeme rağmen orada tekrarını dinlemiş oldum. Hatırladınız. Hatırladım. Değil mi? Bir özet geçelim mi? Çok güzel şeyler anlattınız. Hakikaten herkese anahtar olabilecek şeyler. Birincisi, ne yapıyorsan aşkla yap. Kesinlikle. Birinci madde. Evet. Çünkü dediniz ki ben işime aşkla bağlı. Kesinlikle. Birinci madde. Başarılı olmanın maddelerini sayıyoruz şimdi Burcu Kösen'den. Bir. Bir. Aşkla yap. İşini sev. Kesinlikle ekibine önem ver. Ekibinin donanımlı olmasını sağla. Ama ekibin donanımlı olurken sen de donanımlı olmayı bırakma elden. Eğitim sürekli hayatında olsun. Deneyim çok önemli. Tecrübe gerçekten yaşayarak kazanılıyor. Bir başka madde daha vardı. Sorumluluk almak, sorumluluk almak ve risk almak. Yönetilebilir risk almaktan hiçbir zaman kaçınmamak gerekiyor. Eğer yönetilebilir risk almaktan kaçınırsanız hiçbir zaman tepe noktaya ulaşamazsınız. Önemli noktalar. Zamanı iyi kullanmak gerekiyor. Bir de o madde. Evet, evet. Zamanı peki şimdi iki çocuk gerekiyor. Var sizde. Sorumluluk var. Evet. Biliyoruz Türkiye'de kadınların üstünde maalesef evin sorumluluğu da var çalışan evet. Kadınların üstünde. Erkekler yaklaşmıyor buna. Bilmiyorum sizin eşinizde durum nasıldı? Evet. Bunları nasıl dengelediniz? Hani iş ve ev dengesini nasıl oluşturabildiniz? Aslında biraz önce sorduğunuz soruya belki bir ilave madde daha eklemek gerekiyor. Huzurlu bir aile yaşamı da iş hayatı için çok önemli. Ben o anlamda şanslı insanlardan biriyim diyebilirim. Eşim gerçekten her zaman yanımda oldu, her zaman destekçim oldu. Çünkü ben çok yoğun saatler çalıştım. Özellikle iş hayatıma başladığım ilk 5-10 yıl yeri geldi. Gece 10'da, 10.30'da, 11'de, 12'de eve gittim. O sırada eşim evde tartışma çıkarsaydı belki şu anda bu pozisyonda olamayabilirdim. Çünkü buraya herhangi birinin tanıdığı olarak gelmedim veya aileden değilim. Herhangi bir akrabalığım, kan bağım yok. Çalışarak bir noktaya gelmek zorundaydım. O da beni her zaman destekledi. Ama ben de o desteğe her zaman karşılık verdim. Yani sevgi ve saygımız gün geçtikçe birbirimize karşı arttı. Çocuklarımla aramda da her zaman kuvvetli bir bağ oldu. Oğlum ve kızımla gerçekten paylaşımlarımız çok kuvvetlidir. Şu anda dediğim gibi 13 yaşında, diğeri 7 yaşında. Ama onlarla ilgili olan her noktayı çok iyi bilirim. Neleri seviyorlar, neleri yemekten hoşlanıyorlar, nerelere gitmekten hoşlanıyorlar, hangi konularda sohbet etmeyi seviyorlar. Ben eve girdiğimde şu kimliği tamamen çıkarıyorum. Ceketi atarım, eşortmanlarımı giyerim. Onlarla birlikte istedikleri her oyunu oynarım. Dans ederiz, dışarı çıkarız. O gün istediğim kadar yorgun olayım, çok moralim bozuk olsun, kötü bir toplantıdan çıkmış olayım, hiç fark etmiyor. Eve girdiğim anda hepsini geride bırakıp onlarla yatana kadar, onlar uyuyana kadar kesinlikle hiç belli etmeden vakit geçiririm. Ama sonrasında... Peki, bu enerjiyi nasıl buluyorsunuz peki? O kapatmak çok güzel bir şey söylediniz. Hani eve girdiniz, kapıyı kapattınız, her şey dışarıda kaldı. Evet.
Peki nasıl başarıyorsunuz? O nasıl oluyor da dışarıda kalıyor onlar, moralinizi bozmadan, enerjinizi düşürmeden? Ya şöyle baktım, eve geldim birkaç keresinde. Evet, eve o durumu yansıttığımda bu sefer ortamın tamamen enerjisi bozuluyor. O enerji bozukluğuyla birlikte ben kendimi daha da kötü hissediyordum. Ama onlara o kötü enerjiyi hissettirmediğinizde, yani eve girdiğinizde onlara güler yüz gösterdiğinizde, o zaman onların o olumlu enerjisi size yansıyor ve belki de o gün içinde geçen bütün olayları birkaç saatinde de olsa unutabiliyorsunuz. Benim için işte en güzel koku gerçekten onların kokusu. İşte onların kokusunu içime çektiğimde, sarıldığımda, onlarla oyun oynadığımda kendimi inanılmaz mutlu ve özgür hissediyorum. Onlardan daha başka güzel bir duygu yok dünyada. Evet, işimi çok seviyorum ama her şeyi kaybetmeyi göze alırım ama ailemi kaybetmeyi göze alamam. Demek ki iş ve ev arasındaki dengeyi evet böyle sağlıyorsunuz siz. Evet. Yani dışarı işi işte tutup, evi evde tutup. Ama mesela oğluma sorun, anne nasıl bir kişi diye sorduğunuzda öncelikle iş hayatı ile ilgili size bir şeyler söyleyebilir. Çünkü onlar yattığı zaman bilgisayarımı açarım, çalışırım. Sabah kalktıklarında görürler o çalışma ortamını. Telefonlar tabii ki biraz fazla geliyor. Telefonlara da mutlaka cevap vermeye çalışırım. Anne diyor işte burçlarla ilgili geçen bir görüntü izlemiş. Bana da izletti, çok komik. İşte yılbaşına giriyor burçlar, hepsi farklı farklı. Oğlak burcu da yılbaşına girdiniz değil mi deyip laptopu çıkarıp hadi bakalım herkes işinin başına diyor. Anne işte bu sensin diyor bana. Onlar da çok farkındalar. Ama dediğim gibi dengeyi tutturmaya çalışıyoruz. Mutluluğu yakalamak önemli olan. Hatta evet, bir de şey deniyor, yani kaliteli zaman geçirin. Çalışan evet, annelere hep bu söyleniyor. Çocuklarınızla saatlerce geçmenize gerek yok. Saatlerce bir arada oturmanız değil. Tabii. Belki 10 dakika, belki yarım saat birlikte bir şey yapmak, oyun oynamak, müzik dinlemek, birlikte bir etkinlik yapmak çok daha verimli diyorlar. Kesinlikle. Peki siz tamam güzel iyi dengeyi götürmüşsünüz ama illaki özellikle de kadın olarak bir takım engellerle karşılaşmışsınızdır. O engeller nelerdi ve bunları siz nasıl aştınız? Ya kadın olarak aslında engellerle karşılaştım derken evet, baktığımızda eğer çocuk sahibi olmak, eş olmak, yeri geldiği zaman evlat olmak bir engelse, o engeller benim de hayatımda vardı. Yani hamilelik dönemi yaşamak gerçekten bir engel aslında baktığınız zaman iş hayatına. Ama ben sanırım biraz şanslı azınlıktan biriyim. Yani hamilelik dönemim belki de bir şeyleri çok kafaya takmadığım için. Ağrım oluyordu ama onu arkaya atıyordum. Çok beni etkileyecek bir dönem değildi. Doğum yaptıktan sonra da dediğim gibi her zaman bana destek olan bir eşim vardı. Yine çok zor değildi. Ama tabii ki bir taraftan yeri geldi çocuğumu ayağımda sallayarak diğer taraftan raporlarımı yazmaya devam ettim. Yani ben uyumayı tercih edebilirdim ama genellikle uyumayı tercih etmedim. Bunlar benim önümdeki engellerdi ama ben o engellerle savaşmayı ve o engelleri aşmayı iyi bildim sanırım. Belki de ona dikkat etmek gerekiyor. Yani hangi engelle karşılaşırsak karşılaşalım. Peki baktığımızda istihdamda zaten Türkiye'de kadın oranı düşük. Yönetim kademesinde de düşük. Yönetim kademesinde kadınlar sizce neden yer alamıyorlar? Bunun sebepleri neler? Yani hatırlıyorum, çok büyük bir holdingin CEO'su şey demişti, biz kadınların hiçbir zaman terfi edilebilecek olduklarını düşünmemiştik. İşte personele terfi olarak baktığımızda, kimi hangi göreve atayalım diye baktığımızda kadınlar aklımıza bile gelmiyordu. Hani böyle bir ayrımcılık yaptığımızın evet, sonradan farkına vardım dedi. Akıllarına bile gelmiyor. Hani doğru. Kadınlar aday olmuyor, onları da aklına gelmiyor, erkeklerin de aklına gelmiyor kadınlara yönetim almak. Neden sizce? Ve bu nasıl aşılabilir? Mesajınız var mı? Tabii. Aslında şöyle, bu sanırım yavaş yavaş aşılmaya başlandı. Öncelikle onu söyleyebilirim. Yapılan en son araştırmaya göre Türkiye'de kadın yönetici oranı diğer Avrupa ülkelerine göre hızla ilerliyor. Yani tepe yönetimde kadınlar artık yer almaya başladı. Eskiye oranla gerçekten bu açık giderek kapanmaya başladı. Ama baktığınızda bu oran hala neredeyse %70-75'ler erkeklerken en tepe yönetimden bahsediyoruz. Kadınlar hala çok geride ama bunu aşamayacak değiliz. Ben bunu aşabileceğimize inanıyorum. Şimdiye kadar mesela bir iş mülakatını düşünün. Bir erkek iş mülakatına geldiği zaman kendisinin eğitimi, öğretimi en fazla askerliğiyle ilgili soru sorulur. Ama ne yazık ki kadınlar bir iş mülakatına geldiklerinde evli olup olmadıkları, evliyse çocukların olup olmadıkları,
Eğer çocuğu varsa ikinciyi düşünüp düşünmediği gibi aslında çok özele inen sorular sorulur. Çünkü nedense ev hayatı ve çocuklarla birlikte başlayan yine aile hayatının kadının iş hayatındaki olumsuz etkilerinin olacağından bahsedilir sürekli. Kimsenin de aklına aynı soruları erkeğe de sormak gelmiyor. Gelmez, evet. Yani sanki bu kadının göreviymiş gibi. Hani evin geçimi, çocukların bakımı asla erkekler bakamaz, kadının göreviymiş gibi. Hatta hayır, engelli varsa veya yaşlandı evet. Baba varsa o zaman o da sanki çocuğun, işte kadının bakımında olması gerekliymiş gibi bir algı yaratılıyor. Aslında şöyle bir yine dönüp baktığımızda, Türkiye'ye de baktığımızda, tüm dünya genelinde de baktığımızda kadınlar, özellikle Türkiye'de 11 milyon kadın, TÜİK araştırma verilerine göre 2016 verisiydi bu. 11 milyon kadın ev işleri nedeniyle iş gücüne katılım sağlayamıyor. Tabii çünkü onları yapması gerekiyor. Aynen diye öyle. Gidemiyor. Çocuk var, bakımı gerekiyor, gidemiyor. Evde yaşlı var, gidemiyor. Birilerinin yemek yapması lazım diye kesinlikle gidemiyor işe. Aynı zamanda şimdi yine aynı şekilde TÜİK'in verilerine baktığımızda kadınların ve erkeklerin iş hayatına katılamadıkları sayılara baktığımızda 8 milyon erkek iş hayatına katılım sağlayamazken aynı yıl kadınlar 20 milyon kişi olarak iş hayatına katılamamışlar. Zaten 11 milyonu ev işleri nedeniyle. Geri kalanı emeklilik, hasta bakımı, engeller, bunlar nedeniyle iş hayatına katılamıyorlar. Ve kadınların iş hayatına katılımlarına baktığımızda daha çok hizmet sektörlerinde yer aldığını görüyoruz. Peki ne yapmalı? Erkeklere bir çağrınız var mı? Burada bence iş erkeklere düşüyor da o yüzden özellikle evet. Erkeklere çağrınız var mı diyorum. Kadınların hem istihdamda yer almaları hem yönetim kademelerinde olmaları için erkeklere ne söylersiniz? Kameraya bakarak söyler. Şimdi ben hemen tersinden gidiyorum. Ben aslında yine kadınlara bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü benim bir oğlum bir kızım var. Eğer ben onları evde eşit büyütmezsem, onlara eşit olduklarını evde hissettirmezsem, eminim ki benim oğlum da ileride iş hayatına girdiğinde bu eşitliği kadınlara hissettirmeyecek. O yüzden ben evde bu eşitliği sağlıyorum. Onlara sürekli bu tarz konuşmalar yapıyorum. İşte büyüdüğünde bana bir kahve yaparsın diyor eşim kızıma. Diyorum ki oğlundan da istersin, o da sana bir kahve yapar diyorum. Bana bakıyorlar, ne demek? Tabii ki kızın da yapacak. Tabii ki biz kadın olarak görevlerimiz var. Kadın olarak zaten bunları yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Ama bunların bize zorla yaptırılmaması gerekiyor. Ve bizim bir anne olarak kendi çocuklarımıza bunu iyi aşılamamız gerekiyor. Sonrasında evet, erkek çalışanlar için veya iş hayatında olan erkekler için de şunu söylüyorum. Kadın gerçekten sosyal zekası çok kuvvetli bir varlık. Sosyal zekası bu kadar kuvvetli bir varlık gerçekten iş hayatında çok iyi değerlendirilmeli. Ve çok yönlü düşünme becerisine sahip olan bir varlık olduğu için de kesinlikle iş hayatında en tepe noktaya kadar çok rahat ulaşabilirler. Bu sebeple önlerini açmamız gerekiyor sanırım. Cam tavan dediğimiz engelin artık hiçbir şekilde kalmaması gerekiyor. Görünür görünmez biz tüm engellere karşıyız. Kadının iş hayatında rahat olması için elimizden geleni yapmalıyız diyorum. Evet, kadın yeri geldiği zaman anne olacak. O zaman ona bu imkanları da iş hayatının içinde sunmalıyız. Kreş mutlaka, işverenler buna dikkat etmeli, kreşler olmalı, emzirme odaları olmalı. Şirketlerde emzirme odaları yok. Hı hı. Ve sütten kesilen anneler var bu yüzden. Ve bu sebeple moralleri bozulup aslında iş hayatı olumsuz etkileniyor veya işi bırakmak zorunda kalıyorlar. Bu bizim gerçekten ulvi bir görevimizse o zaman bu konuda birbirimize destek olmalıyız. En başta da çok güzel bir şey söylediniz, kreş. Yani evet. Bunun için yasalar da var, siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Bu yasalara rağmen, belli sayıda çalışanına rağmen kesinlikle şirketler kreş açmıyorlar veya kreş desteği vermiyorlar. Kadınlar çocuklarını baktıracak yerler yok, kimse yok. Ne yapsın? O mecburen evde kalıyor. Peki şimdi başka bir konuya geçiyorum. Son soru artık bu. Tabii. Siz çok güzel bir proje yürütüyorsunuz. Tezme Eksan Yönetim Kurulu üyesi Fatma Aydoğdu ile birlikte evet. Finansal okuryazarlık eğitimleri veriyorsunuz. Doğru. Bu proje kaç yıldır devam ediyor? Neden böyle bir proje var ve hedefiniz ne? Onu da anlatalım ve tamamlayalım. Tamamdır. Biz Fatma Hanım'la birlikte Si Majör İşten Sesler Korosu'nda tanıştık. Si Majör İşten Sesler Korosu iş hayatında olan profesyonel yöneticilerin amatörce şarkı söyledikleri ama verdikleri konserlerle birlikte yine özellikle çocuk özelinde eğitim derneklerine
katkı sağladıkları bir platform. Burada Fatma Hanım... O konserlerin gelirleri tamamen... Tamamen dernekleri, dernekleri bağışlanıyor. Evet, daha önce bir önceki yaptığımız, iki önce yaptığımız konseri Çocuk Eğitim Derneği'ne yapmıştık. Hatta O Ses Türkiye'de vermiştik. Sonrasında Mehmetçik Yararı'na yaptık. Şimdi 25. yıl TOÇEV'in TOÇEV Yararı'na İş Sanat'ta yine bir konser veriyoruz 28 Şubat'ta. Herkesi davet ediyoruz. Biletlerimiz de Mobilet'ten satılıyor ve tamamen gelir TOÇEV'in yararına olarak bırakılacak. Fatma Hanım'la burada konuşurken aslında ikimiz de çok ortak noktalarımız olduğunu fark ettik. İkimiz de işimizi aşkla yapıyoruz. Zaman yönetimini iyi sağlıyoruz. İkimiz de artık işimizde belli bir noktaya gelmişiz ve artık bunu aktarmanın zamanı geldi dedik. Ama bunu aktarırken de bunu sosyal bir faydaya nasıl dönüştürebiliriz dedik. Ve finansal okuryazarlık eğitimleri verelim şirketlere, özellikle kadın yöneticisi olan şirketlere bunu verelim. Kadınları bu yönde eğitelim istedik. Buradan elde ettiğimiz gelirleri de tamamen yine orada da biraz çocuklara karşı ikimiz de böyle hassas bakıyoruz. Çocukların eğitimi bizim için çok önemli. Hele ki kız çocukların eğitimi çok çok daha önemli. Bu sebeple dedik ki bunu da bu tip derneklere bağışta bulunabiliriz. Aynı zamanda danışmanlıklar da veriyoruz şirketlere. Finans danışmanlığı, muhasebesel danışmanlık, iş danışmanlığı veriyoruz. Yine buradan elde ettiğimiz geliri de tamamen derneklere bağışta bulunuyoruz. Bunu iş hayatındaki zamanımızdan arta kalan zamanlarda yapıyoruz. Kesinlikle profesyonel iş hayatımızla bunu birbirine karıştırmıyoruz. Burada da sanırım bana en büyük destekçi olan yönetim kurulu başkanımız Sayın Didem Demirkent'e de teşekkür etmek istiyorum. Biraz önce bahsettik ya, kadınların önünde engeller var mı diye. Bizim şirketimizde engel olmadı. Çünkü bizim kadın bir patronumuz var. Ve gerçekten kadına ve kadın çalışana çok önem veriyor. Biz yönetim kurulunda %75 kadınız. Tepe yöneticisi olarak baktığımızda da kadınların çoğunlukta olduğu bir şirketiz. Bu sebeple kendisine buradan teşekkür ediyorum. Biz de tebrik ediyoruz. Ne kadar güzel. Keşke bütün şirketlerde bu oranları duyabilsek. Keşke. Ne kadar güzel olurdu. Peki, finansal okuryazarlık dedik. Son kısa 5 maddede ev kadını olabilir, çalışan kadın olabilir, geçim derdi olabilir, kısıtlı bütçeyle yaşıyor olabilir veya daha iyi imkanlarda olabilir. Evet. Hem tasarruf edebilmek hem de geçinebilmek için 5 maddede önerilerde bulunabilir misiniz finansal okuryazarlık anlamında? Finansal okuryazarlık anlamında dediğiniz gibi hem ev hem işte olan kadın veya erkekler için söyleyebileceğim şunlar olabilir. Gerçekten gelir ve giderinizi iyi hesaplamanız gerekiyor. Yani evinizin içine veya hanenizin içine veya cebinize giren geliriniz ne kadar ve sizin harcadığınız aylık gideriniz ne kadar? Bunu çok iyi hesaplamak gerekiyor. Bu hesabı yaptıktan sonra bu gelir gider dengesinde eğer elde ettiğiniz gelirin tamamını harcama olarak yönlendiriyorsanız burada büyük bir yanlışlık var. Bu sebeple diyorum ki ikinci madde olarak, birinci madde gelir gider dengenizi iyi öğrenin. İkinci madde gelir gider dengenize baktıktan sonra giderlerinizin ne kadarını neler oluşturuyor? Bunlara iyi bakmanız gerekiyor. Bunlar ihtiyaç ve isteklerden mi oluşuyor? Hangileri ihtiyaç, hangileri istek? Önceliğimizi isteklere değil de ihtiyaçlara vereceğiz. Daha sonrasında da istekleri de yerine getirebiliriz elde ettiğimiz gelirlerle. Bence boşa zaman geçirmeyin. Boşa zaman geçirmek de en büyük kayıp diyebilirim size. Eğer boşa geçirdiğiniz zamanları siz bir şekilde doldurabilir ve bunu da gelir kapısı haline getirebilirsiniz. Aslında hayatınızdaki en büyük kazanımı elde edersiniz. Tasarruf yapabilirsiniz. Bu tasarruflarınızı bireysel emeklilik yöntemiyle yapabilirsiniz. Hayır, hiç böyle şeyler yapmayarak, günlük olarak veya aylık olarak harcadığınız herhangi bir şeyi yapmayarak onu kenara atabilirsiniz. Tasarruf yöntemini asla gözden kaybetmeyin diyorum. Mutlaka yapmanız gerekiyor. Ne kadar gelir elde ederseniz elde edin. Asgari ücretle çalışsanız, bunun üzerindeki bir ücretle çalışsanız mutlaka gelirinizin %5 veya %10'luk kısmını kenara ayırmanız gerekiyor. Taksitli harcamalara dikkat edin. Taksitli harcamalarınızı yaparken taksit ödemelerinize denk gelen zamanlarda işsiz kalabileceğiniz zamanlar olabileceğini asla gözden kaçırmayın ve her zaman bunun için kenarda paranız olmasına özen gösterin. Eğer böyle bir para yoksa bence taksitli harcamaktan kaçının diyorum. Borç yapmayın, daha iyi paranız yoksa diyorsunuz yani. Borç yapmayın veya borç yapacaksanız da ödeyebileceğiniz borçların altına girin. Gerçekten borcu borçla kapatmak en büyük yanlıştır. Sanırım ülkede sorun yaşayan kesimin birçoğu da şu anda borcu borçla kapatmaktan kaynaklı sorun yaşayan kesim diyebilirim. Güzel anahtarlar bunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Güzel. Ayağınıza sağlık. İyi ki sizi tanıdık.
Umarım bizi izleyenler de sizin gibi başarılı olmak isteyen genç kadınlarımız da biraz olsun rol model olmuşsunuzdur, onlara yol göstermişsinizdir. Ben de sizi tanımaktan dolayı inanılmaz mutlu oldum. Tülay Şubatlı gerçekten hayatıma giren önemli kadınlardan. Bence siz de tanımalısınız. Ondan öğrenecek, ondan dinleyecek çok hikaye var. Mutlaka sizler de bir gün bir yerde karşılaşın. Kendisiyle irtibata geçin isterim. Estağfurullah. Rolümü çaldınız. Yok. Yıldız sizsiniz, ben değilim. Hayır. Birlikte yıldızız. Yıldızlar birleşince güzel. Hepsi bir arada olduğunda daha güzel parlıyor. İşte görüyorsunuz, egolarından arınmış bir kadın var karşımızda. Bu da başarının belki de başka bir anahtarı. Karşısındakini, yanındakini övüyor, kutluyor ve onu yüceltiyor. Kendisi ne kaybediyor? Hiçbir şey. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık.